Türkiye zenginliği, bir Türk dünyası zenginliği, Sarıkaya Roma hamamındayız. Aslında tarihçiler biliyorsunuz daha teknik teoremlerle anlatıyorlar bu detayı. Fakat halk efsanesine gelince işte diyorlar ki antik Roma döneminde Kayseri'de ikamet eden bir kralın kızı amansız bir hastalığa yakalanıyor ve götürmediği hekimler yok. Fakat buraya gelince, o dönemdeki adı Aqua Sarvenae, buraya geldiğinde çamurla oynarken, buranın sularıyla, mineral değeri yüksek sularıyla hemhal olurken kızının şifa bulduğunu söylüyorlar. Bu bir halk efsanesi. Ayrıyeten bir efsanede de acımasızlığıyla ünlü, döneminde Roma Krallığı en geniş sınırlara ulaşan Marcus Antonyos Aurelius Karakalla dedikleri, yani Roma Kralı, aşık olduğu fakat kendi eliyle öldürdüğü eşi Fulvia Platelia adına yaptırdığını söylüyorlar. Fulvia Platelia dönemin en güzel hanımefendisi, kıvrım kıvrım saçları, pelerini andıran böyle omuz başından, hatta taşlara da o figürleri verdiğini anlatıyorlar. Bunlar halk efsanesi. Ama dediğimiz gibi artık biliyorsunuz 1946 yılında Londra'da 44 üye ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler Kültür, Eğitim ve Tarih Kurumu, UNESCO kuruluyor. UNESCO'nun şimdiki merkezi Paris'te 58 ülkeyle işlem görüyor ve her ülkede milli komisyonlar tarafından ülke zenginlikleri sunuluyor. Ona göre de detaylandırılıyor. Galiba Öcal Oğuz hocamız bunu Türkiye Milli Komitesi olarak UNESCO'nun geçici listesine de aldırttırdı. Bakıyorlar ki şimdi bizim buradan tanıtım atağında benzettikleri bir yer, İngiltere'nin işte Bath bölgesinde de bir benzer havuz olduğunu söylüyorlar. Ama her seferinde anlattığımız o havuz buranın 1/4 büyüklüğünde küçücük bir yer. Gerçek bir tabiat harikası, gerçek bir tarih eser, gerçek bir tarihi şaheser. Güzel insanlar, buranın adı Aqua Sarvenae, Roma dönemindeki adı. Daha sonra Batı Roma, Doğu Roma diye bölündüklerinde bura Bizans bölgesi olunca Bizans'taki adı ise Basilica Therma. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden Aziz Petrus, Mazaka bölgesinden yani Kayseri'den büyük nefesteki o Tavium kentine giderken her seferinde bu Aqua Sarvenae'da durup dinlendiği ve çok sevdiği söyleniyor. Hatta Sarvenae kenti Kırşehir'in de adı o dönemde. Sarvenae su şehri anlamına geliyor. Kırşehir'den, Sarvenae'dan Sebastiya'ya, Şahinus'tan bu tarafı Sarvenae'dan Sabastiya'ya geçerken yine buraya Aqua Sarvenae'ye gelip dinlendiği söyleniyor. Evet. Kapadokya bölgesindeki Kelam Hocam, buranın adı Prima bölgesi. Evet. Çok zengin bir coğrafik güzelliklere sahip, çok güzel bir gözleri gönülleri açan bir belde, Prima bölgesi diye geçiyor. Güzel insanlar, Tavium antik kentinin kazısını yapan Profesör Karl Stropel, onun anlatımına göre milattan sonra 451 yıllarına kadar buranın bir psikobozluk merkezi olduğunu söylüyor. Yine Alişar Hüyük'ünü hani tarihi kitaplarımızda okuyoruz ya, Anadolu tarihine ışık tutan 3 büyük yerleşim merkezi var. Çanakkale'deki Truva antik kenti, Çorum'daki Alaca Hüyük ve Yozgat'taki Alişar Hüyük. Alişar Hüyük'ündeki kazılarda Van der Osten, Doktor Van der Osten 5000 yıllık derinliğe kadar indi. Hatta öğrencisi Richard Haynes'i Sarıkaya'ya gönderiyor. Diyor ki bu bölge tarih fışkırıyor. Her tarafı tarih. Buraya geliyor, ilk kazma Richard Haynes tarafından vuruluyor. Onun raporu diyor ki burada devasa bir Roma şehri var. görkemli o filiz süslemelere bakıyor, buradaki havuzdaki vaftiz taşına bakıyor, etraftaki o taş işçiliğine bakıyor, görkemli bir Roma şehri olduğunu söylüyorlar. Diyor ki 50 bin nüfusun üzerinde bir şehir kalıntısı var. Ora bu ekiple değil, çok devasa, yıllara yayılacak bir tarihi zenginlik çıksın diyor. Ama tabii ki kendi yetiştirmiş olduğumuz arkeologlarımızın araştırmaları daha yerinde olacak kanaatindeyiz. İl Kültür Müdürlüğümüz, Turizm Tanıtma Vakfı görevlilerimiz ve yine nitelikli faaliyetler gösteren Sarıkaya Küçükçalağlan İstanbul Dernek Başkanı Osman Karki gibi, Ankara Dernek Başkanı İbrahim Ersoy ve ekipleri gibi, kıymetli muhtarımız gibi tarihi duyarlılığa, milli duyarlılığa sahip değerlerimizin tanıtım atakları sayesinde yine bu güzelliklerimiz gün yüzüne çıkarken tabi kazanan yine hemşeri kimliğimiz ve Yozgat'ımız oluyor. Değil mi Sinan Muhtar? Evet. Onun için Türkiye'nin en ünlü fotoğraf sanatçısı Şahin Akdoğan'ın Yozgat'ımızın ve Orta Anadolu bölgesinin tüm zenginliklerini çekmiş olduğu sanatsal fotoğraflarla, sanatsal figürlerle değişik yerlerde tanıttıklarını görüyoruz. Bugün Sarıkaya'mızın içinde gerçekten sanatsal, figüratif ve ortamları süsleyecek güzel karelere yer veriyor. Evet, Muğla'dan gelen dostlarımız bizim Yozgat'taki bu Roma hamamını falan görünce çok şaşırdınız. Tabii. Onu hissediyoruz. Biliyorsunuz sizin oran mesela genelde İyonların, Dorların, Korintlerin sütunlarıyla, sanatsal figürleriyle süslü. Korint figürleri, İyon sütunları, Dor sütunları burada hepsi mevcut. Hatta buradaki boğabaşı biliyorsunuz Roma döneminin gücünü, kudretini sembole ediyor. Yine yılan, o zehir akıtan yılan, sağlık tanrıcası Asklepios figürünü temsil ediyor. Aslında İslam tarihinde de bir yılan figürümüz var. Ona da Eskülat deniliyor. Burası bir başkentler diyarı Yozgat. Evet. Galatlara başkentlik yapmış Tavium antik kentimiz Büyük Nefes köyümüzde ve orada da bozulmamış, iyi ki toprak altında kaldığı için bozulmamış, birbirinden enfes figürlerle süslü Roma'nın gizemli bir, Galatların gizemli bir şehri Tavium var. Yine buraya yaklaşık 27-30 kilometre ileride Kerkenes antik kenti Şahmuratlı köyünün yanında, Kerkenes'in üstündeki Lidyalılarla Medler'in savaşlarına konu olmuş o efsane, hani güneş tutulmasıyla sona eren savaş dedikleri Piteria antik kentimiz var. Orada bir başkent, gizemli bir şehir. Yine Çorum'la Yozgat arasında, Aydıncık sınırları arasında kalan Hititlerin gizemli şehri ve Hititlerin efsane başkenti Şapinuva antik kenti var. Yine Karakız bölgesinde Hititlerin heykel atölyesi, Hapis Boğazı'ndaki Hitit heykel atölyesi var. Muşallim Kalesi farklı bir tarih. Yine Çandır'daki türbemiz, Osmanpaşa köyündeki Emirci Sultan, Emir-i Çin'i türbesi. Hepsi farklı farklı gizemli tarihlere işaret ederken bu bölgenin tarih açısından, stratejik konum açısından ve gerçekten yerleşim, tarımın, sanayinin, endüstrinin, o yöresel, o dönemin sanayisi diyoruz yani. Böyle güzelliklere sahne olan en verimli işte Kapadokya'nın Prima bölgesi deyince Prima üst bir limit olduğu anlaşılıyor. Biz elimizden geldiğince Yozgat'ımızın tarihi zenginliklerini tanıtmaya çalışacağız. Kıymetli Kelami Akdemir, turizm tanıtma adına Yozgat'ımızı temsil eden gazeteci. Sarıkaya Roma hamamının içerideki vaftiz taşı, yüzme havuzları, figüratif desenleri, mimari, heybeti bir sağlık merkezi olduğu yönünde sizin de kanaatiniz var. Buyurun. Bir iki cümleyle hemen ilave edeyim. Öncelikle Türkiye'nin iki metropol ilinden Yozgat'ı temsil eden değerli başkanlarımız, Ankara'dan Dünya Söz Akademisi'nin değerli sunucusu, hakikaten tarihi derinliği çok iyi tahlil eden değerli gazeteci dostumuz Rıfat Bey, hepiniz hoş geldiniz ilçemize. Tabii ilave yapacağım, anlattıklarınız çok doğru şeyler. son gelişmelerde burada bu ileride gördüğünüz taş yeri kazıda çıktı. Burada üzerleri yazılı taşlar var. Bu taşları da biz İstanbul Enstitüsü'nün fuarında bunları analiz ettik. Daha doğrusu fotoğraflar üzerinden yola çıkarak bunlar sonucu bayan profesörü bize anlattığı aynı ifade şu. Dedi ki benim anneannem Kapadokya'da yaşamış. Onun anlattıkları hikayelerden dedi buradaki yazıları birleştirdiğimiz zaman ortaya şu çıkıyor. Sarıkaya'daki tarihi Roma hamamı, tabi Roma hamamı, burası aslında Roma hamamı değil. Buranın tam adı dönemin sağlık merkezi artı o dönemde burada kehanetler de yapıyordu. Yani biricilik merkezi anlamında anlattı Profesör Hanımefendi. Hatta bununla ilgili bizi Yunanistan'a davet etti. Size üniversiteden bilimsel rapor hazırlatalım burayla ilgili. Biz bunu ilgililere ilettik tabi. İnşallah ilerleyen zamanlarda o konuda bir çalışma yapılacak. Bu arada bu kazı çalışmalarını Yozgat'ta ilk başlatan dönemin Yozgat Valisi Sayın Abdülkadir Yazıcı'ya ben şükranlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hakikaten çok büyük emekler verdi. Tarihi geçmişini de ilgili de bir kendisinin bir hazırlığı var. Zaman içerisinde o bilgiler de bize ulaştıracaklar daha sonra. Ve şöyle bir önerisi var. Daha dün görüştük kendisiyle. Bulduğumuz alan yaklaşık 15 bin metrekarelik alanın tamamının İstanbul'daki panorama gibi buranın komple kapatılıp bu tarihi mekanın dışarıdaki havayla temasının kesilip korunması anlamında ciddi bir öneri sundu ortaya. İnşallah yetkililer çağrımızı dikkate alırlar. Hakikaten buranın bir an önce kapanması lazım çünkü bu eserlerin tamamı havayla, kış şartlarıyla temas ede deforme oluyor, eriyip gidiyor. Evet, ben İngiltere'deki yeri ziyaret ettim. Tabii ziyaret ettiğimde 6 yıl, 7 yıl önce ziyaret ettiğimde bunun 1/4 kadar bir yer değil. Ama tarihe o kadar önem veriliyor ki oraya çok farklı bir ortam, çok farklı bir dizaynla siz çok güzel bir müzeye girdiğinizi hissediyorsunuz. Ama bizim elimizde şu anda o döneme ait biraz önce buyurduğunuz gibi premium yani en güzel anlama taşıyan bir yer. Bununla ilgili Sayın Kelam Bey'in dediklerine %100 katılıyorum. Yetkili arkadaşların bir an evvel burayla ilgili yapılması gereken üst çatı bölgesi olsun, kazının ilerletilmesi olsun. Çünkü sadece bu kadar değil burası. Buranın çok daha yukarıya doğru işleyerek farklı güzelliklerin halen toprağın altında bekleyen çok güzel bir yer var burada. Burası dünyada sağlıkla ilgili tek merkez gösteriyor. Tarihe ilgi duyan, coğrafyaya ilgi duyan, memleket sevdasını yüreğinde taşıyan ve tanıtım görevi üstlenen tüm duyarlı hemşerilerimize Sarıkaya'dan çağrı yapıyoruz. Gitmiş olduğunuz yerlerde, katılmış olduğunuz toplantılarda, konuşmuş olduğunuz değerlerimize Sarıkaya'mızı nitelikli bir şekilde anlatmanızı öneriyoruz. Gerçekten herkesin imreneceği tarihi bir zenginlik. Muammer Şaşmaz Başkanımız galiba yüreğiyle, sevdasıyla bunu İstanbul'da çok deklare ediyor. Yozgat'ımızın tüm tarihi zenginliklerini o donanımlı vasfıyla, güzel gönlüyle anlatıyor. Hemşeri sevdası, hemşeri aşkı, memleket sevdası gerçekten bazı fedakarlıklar gerektiriyor. Onun için bu zenginliklerimizi tüm yurt dışı, yurt içi herkes tanısın ve hem ilçe ekonomisine hem il ekonomisine hem kültürel zenginliğimize katkı olsun. Tüm dünyadaki tarih sevdalılarına Sarıkaya'dan Allah'a ısmarladık diyoruz ve 2000 yıllık bir tarihten bir el sallayalım mı herkesi buraya bekliyoruz, arz ediyoruz.